Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 31. bölümden devam ediyoruz. Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Dünya nimetlerinin gazaba uğramış olduğunu görmüyor musun? Zira onlar ehil olmayanlara verilmiştir. Ebu Süleyman Darani de şöyle der. Kim dünyayı severek isterse verilir. Ancak o daha fazlasını ister. Kim de ahireti severek isterse ona da verilir. Ancak o daha çoğunu ister. Ne berikinin ne de ötekinin sınırı vardır. Bir kişi Ebu Hazım'a benim yurdum olmadığı halde dünyayı seviyorum. Size durumumu şikayet ediyorum demiş. O da şöyle cevap vermiştir. Allah-u Teala'nın dünyalık olarak verdiklerine dikkat et ve ancak helal olanı al. Her şeyin hakkını ver. Böylece dünya sana zarar veremez. Ebu Hazım'ın adama böyle söylemesinin sebebi adamın kendisini sorgulaması durumunda bu dünyadan tamamen uzaklaşmaya hatta dünyadan çıkma isteğine yani ölümü istemeye kadar gidebilmesini muhtemel olmasındandır. Yahya bin Muaz şöyle söyler. Dünya şeytanın ticarethanesidir. Ondan bir şey çalmaya görün. Şeytan hemen gelip onu ister ve seni de böylece yakalar. Hudayl da şöyle demiştir. Dünya altından bile olsa gelip geçicidir. Ahirete gelince boncuktan da olsa kalıcıdır. Bize düşen geçici altına kalıcı boncuğu tercih etmektir. O halde çürüyecek, yok olacak boncuğu, kalıcı boncuğa nasıl tercih edebiliyoruz? Ebu Hazım diyor ki, aman dünyadan sakınınız. Bana ulaşan habere göre dünyayı gözünde büyüten kimse kıyamet günü getirilir ve bu adam Allah'ın küçük gördüğünü yüceltmiştir denilir. İbni Mesud diyor ki, insanlardan her biri kendisi misafir, malı da emanet olarak sabaha çıkar. Misafir gidecek, emanet de sahibine dönecektir. Bu konuda şu beyit söylenmiştir. Mal ve aile emanetten başka bir şey değildir. Emanetlerin ise bir gün geri verilmesi gerekir. Rabiatul Adeviye bir gün arkadaşlarını ziyaret eder. Dostları dünyadan söz açıp dünyayı yermeye başlarlar. Hazreti Rabia der ki, susun, dünyadan bahsettiğiniz yeter. Şayet dünya kalbinizde yer etmiş olmasaydı ondan o kadar bahsetmezdiniz. Dikkat ediniz. Kim bir şeyi çok severse onu çok anar. İbrahim bin Ethem'e nasılsınız diye sorulunca şu şiiri okuyarak cevap vermiştir. Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden. Sonunda din de gitti, dünya da gitti elimizden. Rabbini tercih eden kula müjdeler olsun. Dünyaya karşı koydu ki sonu isteyene kavuşma olsun. Bu konudaki başka bir şiirde şöyle denilir. Dünya peşinde koşanı şöyle görüyorum. Ömrü ne kadar uzarsa uzasın, dünyanın nimet ve sefasına nerede ulaşırsa ulaşsın, bir dülger gibidir ki binasını yapar, yapısını yükseltir, fakat çatısını çatınca kurduğu bina yıkılıverir. Diğer bir beyit de şöyle söylenir. Dünyanın sana bağışlandığını say. Yok olmak değil mi sonucu? Gölgeden farksızdır senin dünyan. Bir müddet gölgelendirip kayar gider. Lokman Hekim oğluna şöyle der. Ey oğulcağızım, ahiretine karşılık dünyayı sat ki ikisini de kazanasın. Dünyana karşılık ahiretini satma. Zira ikisini de kaybedersin. Mutarrif bin Şüeyr diyor ki, kralların rahat içindeki geçimlerine ve ince ince elbiseler giydiğine değil, onların çabucak göçüp gitmelerine ve kötü sonuçlarına bak. İbn Abbas'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Cenab-ı Allah dünyayı üç parçaya ayırdı. Bir parçası inananlara, bir parçası münafıklara, diğer parçası da inkarcılaradır. İnanan kişi bununla azık hazırlar, münafık süslenir, kafir ise kendi payından olduğunca yararlanmaya başlar, bakar. Ehli hikmetten biri der ki, dünya bir leştir, ondan kim bir şey isterse köpeklerle geçinmeye alışmalı ve sabırlı olmalıdır. Bu beyitler aynı hususta söylenmiştir. Ey dünyayı kendine nişanlamak isteyen, vazgeç bu nişandan ki kurtulasın. Zira kendine eş olarak istediğin gaddar bir dişidir ve evlilik töreninin yas törenine pek de yakındır. Ebu Derda diyor ki, Allah katında dünyanın düşük olmasının nedenlerinden biri Allah'a sadece orada karşı gelinmesidir. Allah katındaki nimetleri ancak dünyayı bırakmakla kavuşulur. Bir beyitte şöyle denilmiştir. Zeki bir kimse dünyayı incelerse karşısına dost elbisesi giymiş bir azılı düşman çıkar.
Başka bir şair de şöyle demiştir. Ey gece başlangıcında sevinçli olarak uyuyan kimse. Olaylar genelde tan yeri ağrırken kapıyı çalar. Nice bolluk ve saadet zamanlarını yok etmiştir. Talih yıldızlarının bazen yararlı, bazen de ters dönmesi, dünya olaylarının akışı nice yerleri yok etmiştir. Ki o mülk uzun bir dönem fayda ve zarar sağlamıştır. Ey dünya ile kucaklaşan, o kalıcı değildir. O dünyada akşamdan sabaha birçok misafirler gelip geçer. Dünya ile kucaklaşmayı bırakır mısın? Ta ki Firdevs cennetinde bakirelerle kucaklaşasın. Eğer ebedi olan cennetlerde oturmak istiyorsan sana gereken cehennemden emin olmamandır. Ebu İmame el-Bahili diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaratılınca iblisin ordusu kendisine gelerek şöyle dediler. Bir peygamber gönderildi ve bir ümmet çıkartıldı. İblis onlara dünyayı seviyorlar mı diye sorduğunda onlar evet dediler. Bunun üzerine iblis şöyle dedi. Şayet dünyayı seviyorlarsa putlara tapmalarına pek aldırış etmem. Onlara sokulur ve şu üç şeyle gelirim onlara. Haksız mal elde etmek, haksız yerlerde o malı harcamak ve malı haklı ve kullanılması gerekli yerlerde kullanmaktan alıkoymak. Zira bütün kötülüklerin de kaynağı bu üç şeydir. Bir adam Hazreti Ali'ye bana dünyayı anlat ey müminlerin emiri demiş, o da şöyle demiştir. Sana bir diyar nasıl anlatayım ki? Orada sıhhatli olan hastalanır, güvenen pişman olur. Yoksul düşen üzülür, zenginleşen fitneye düşer. Helal kazancında hesaba çekilmek, haram kazancında da azap, şüphelerinde ise sitem görmek vardır buyurdular. Başka bir keresinde yine dünya hakkında sorulmuş ve Hazreti Ali de onlara cevabım uzun mu kısa mı olsun diye sormuştur. Kısa olsun denilince şöyle demiştir. Dünyanın helal nimetlerinde sorgu, haram kazançlarında da azap vardır. Malik bin Dihar buyuruyor ki, dişi sihirbaz yani dünyadan sakınınız. Çünkü dünya alimlerin kalplerini bile büyüler. Ebu Süleyman Eddarani şöyle demiştir. Ahiret kalbe yerleştiğinde dünya gelip onu sıkıştırır ve dışarı çıkarır. Ama kalbe dünya yerleştiğinde ahiret gelip dünyayı sıkıştırmaz. Çünkü ahiret pek değerlidir. Ama dünya alçaktır, yerilmiştir. Görüldüğü üzere bu benzetmede ağır bir hüküm vardır. Bu konuda Seyyar bin Hakem'in söylediğinin en doğru olacağını umarız. Dünya ve ahiret kalpte birleşirler. Hangisi galip gelirse diğeri ona uyar. Malik bin Dinar diyor ki, dünya için ne kadar üzülürsen kalbinden o kadar ahiret endişesi çıkar gider. Aynı şekilde ahiret için ne kadar üzülürsen o miktarda dünya endişesi kalbinden çıkar. Bu sözler Hazreti Ali'nin aşağıdaki sözlerinden alınmıştır. Zira o şöyle der. Dünya ve ahiret iki kuma gibidirler. İkisinden birinin ne kadar gönlünü alırsan diğerini o kadar kızdırırsın.